Aynı zamanda bachata kelimesi köklerine baktığımızda görüyoruz ki, ama burada önemli olan nokta siz ne yapıyorsunuz? Bakın bu bir kabak. Bu bir elma. Bu da elmanın kabuğu. Herkese merhaba, Mehmet Ceyhan ben. Kısa bir süre önce söylediğim gibi ben hızlı bir şekilde içerikleri üretmeye devam ediyorum. Hatta bazı arkadaşlarım diyorlar ki, hocam hızına yetişemiyoruz. Evet, mümkün olduğunca her hafta bir video yayınlamaya çalışacağım. Ama burada önemli olan nokta siz ne yapıyorsunuz? Takip ediyor musunuz? Mutlu musunuz? Videolar işe yarıyor mu? Size ışık tutabiliyor muyum? Merak ediyorum. Lütfen bunları aşağıdaki yorumlarda benimle paylaşırsanız, hatta beni yönlendirirseniz çok sevinirim. Girişte yaptığım konuşmayı dinledim, öyle devam ediyorum. Biraz böyle hesap sorar, fırça atar gibi olmuş ama olsun. 10. bölümdeyiz artık. Cicim ayları bitti. Buradan sonra eli sopalı bir adam olacağım. Adamın asabını bozmayın. 10. bölümdeyiz. 10. bölümde bachata müziğini işleyeceğiz. Uzun zamandır bekleyen arkadaşlar vardı. Onları daha fazla bekletmek istemiyorum. Lütfen kanalıma abone olun vesaire falan filan da demeyeceğim artık. Çünkü zaten siz biliyorsunuz. Lafı uzatmadan sadede gelelim. Haydi başlıyoruz. Bachata 20. yüzyılın başlarında Dominik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve Latin Amerika bölgelerine yayılan bir müzik türüdür. Dominik Cumhuriyeti'nin kırsal mahallelerinde popüler hale geldi. Konuları genellikle romantiktir. Özellikle yaygın olanlar kalp kırıklığı, üzüntü hikayeleri. Yani Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, hatta belki de Cengiz Kurtoğlu. Genel tanım böyle. Hadi biraz daha detaylara bakalım. Köklerine baktığımızda görüyoruz ki bachata bir zamanlar Latin Amerika'yı kasıp kavuran Küba bolerosunun soyundan geliyor. Her yerden sen çıkıyorsun Küba. Ne güzelsin, ne üretkensin, ne emekçisin. İlk bachata 1962 yılında bu müziğin mihenk taşı olan José Manuel Calderón tarafından kaydedildi ama yeni bir müzik türü olarak tanımlanmadı. İlk başlarda musica de guitarra, bolero campesino, bolero de guitarra gibi isimlerle anıldı. Tarihin her döneminde görülen o lanet olası sınıf çatışmasını maalesef burada da görüyoruz. Gitara dayalı bu güzel müziğin yoksul mahallelerde artan popülaritesi orta sınıftakilerin ilk yıllarda ona pek çok isim takmasına neden oldu. Mesela musica de guardia, yani gardiyan müziği, bekçi müziği gibi aşağılayıcı ifadeler. Aynı zamanda bachata kelimesi 19. yüzyıla dayanıyor. Kırsal kesimlerde yoksul insanların bir araya gelip özgürce eğlendiği, dans ettiği bir anı ifade eden kelime olduğu için orta sınıf mensupları bunu bir hakaret unsuru olarak kullandılar. Hatta bir TV programında Dominikli ünlü bir müzisyen çıkıp da bu müzik köylülerin, kültürü olmayan, eğitimi olmayan, görgü kurallarını bilmeyen insanların müziğidir deyince orta sınıf artık bu müziği bachata olarak adlandırmaya başladı. Pek çok müzisyen bachata etiketine karşı direndi. Örneğin Leonardo Panigua ürettiği bu müziğe dışarıdan empoze edilen aşağılayıcı bir kelime olduğu için bachata ismini kabul etmek istemedi. Başka isim aradılar ve bir süre sonra bu müziği Musica de Amarga, yani acının müziği olarak isimlendirdiler. Fakat bachata'nın öncüsü José Manuel Calderón, bu saf bir duygudur. Sadece acıyı ve sevgisizliği temsil etmekle kalmaz. Aynı zamanda ortak duygulu temaları gerçek bir mesaj haline dönüştürür. Bachata aşka şarkı söyler. Bachata annelere şarkı söyler. Bachata Tanrı'ya şarkı söyler. Doğaya şarkı söyler. Çünkü bachata çok uzaklardaki insanlara ulaşan bir mesajdır. Ve onu popüler yapan da budur açıklamasını yaptı. Ardından bir zamanlar hakaret simgesi olarak anılan bachata kelimesi artık bu müziğin resmi bir simgesi haline geldi. Bachata gelişip kendi şeklini ve adını bireysel bir tür olarak aldıkça 5 temel enstrümandan oluşan bir kalıpla tanımlandı. Solo gitar, ritim gitar, bongo, güira ve bas gitar. Müzisyen ve yapımcı olan Davidito Parades diyor ki, bu 5 temel enstrüman ve onun çalma stilleri bachata'nın özünü vurguluyor. Bir müziğin bachata olabilmesi için bu 5 temel enstrümana ve onun çalma stiline ihtiyacınız var. Buradan sonra onu
Zenginleştirebilirsiniz ve istediğiniz şeyle birleştirebilirsiniz. Yani başka enstrümanlar ekleyebilirsiniz. Ama bu 5 temel enstrüman ve çalma stili yoksa o müzik bachata değildir diyor. Bu da bir zamanlar uzun uzun anlatmaya çalıştığım o bachata remix saçmalığına bir gönderme olsun. Ama şuna hani herhangi bir popüler müziği alıp da altına sadece bongoya benzer bir ses koyup da bachata remix diye servis edilen bachataya. Somutlaştıralım. Somutlaştırmayı seviyorum. Bakın bu bir kabak. Bu bir elma. Bu da elmanın kabuğu. Şimdi ben bu elmanın kabuğunu alıp kabağın üzerine şöyle yapıştırsam. Şöyle. Desem ki bu bir elma. Hatta yanıma 10 milyon kişiyi kandırıp biz 10 milyon kişi buna elma desek de bu elma değil, bu kabaktır. O yüzden de bu bachata remix olayı artık biraz kabak tadı veriyor. Şüphesiz ki bu müziğin oluşumunda çok değerli müzisyenlerin emekleri var. Ama birisi var ki bu müziğin dünyaya yayılmasındaki en önemli isimdir. Santo Domingo doğumlu Juan Luis Guerra. 1991 yılında Bachata Rosa isimli albümünü çıkardı. Ve bu albüm onun o ana kadarki yaptığı en başarılı albümdü. Neticesinde Grammy ödülünü bu albümle kazandı. Bachata Rosa albümünden sonra Areito ve Fogarete albümlerini çıkardı. Bu iki albümü onu ülkesinde tartışmalı bir figür haline getirdi. Juan Luis Guerra hayatında hiç fakirlik çekmemesine rağmen bu iki albümünde ülkesinde zor şartlarda yaşayan insanların durumlarını dile getirdi ve bu konuyu protesto etti. Ardından gelen Aventura grubunun da hakkını teslim etmek gerek. Zaten oradan sonra olay bambaşka bir yere geldi. Çoğunlukla cinsel dürtülerin kullanıldığı bir dans ve müzikmiş gibi servis edilmeye başlandı. Ben de artık sosyal medyadaki bachata videolarında kadın poposu görmekten iğrenir duruma geldim. Dans bağlamında baktığımızda ise bolero, son ve çaçaçadan fazlasıyla ödünç figürler almış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu arada bizim konumuz geleneksel bachata müziği ve onun dansı. Dansa yeni başlamış arkadaşlarım belki merak ediyorlardır. Günümüzde bir de essential bachata denilen bir şey var. Onun ne bu dansla ne bu müzikle ne de bu kültürle bir alakası vardır. O Brazilian Zouk dansından figürlerini almış ve bachata remix dedikleri ne üdüğü belirsiz bir müziğin üzerine yapılan tamamen ticari bir üründür. Tarihi ve sosyolojik girizgahından sonra her zaman olduğu gibi şimdi enstrümanlara bir bakalım. Ama onu bir sonraki videoda yapalım. Neden biliyor musunuz? Çünkü itiraf edeyim bazen yorumlar geliyor ama yorumlar şu yönde geliyor. Hocam videolar uzun oluyor. Maalesef modern yaşamın ve modern insanın böyle bir sorunu var. Zamansızlık. Oysa ki zamanı da biz yarattık. Neden şimdi yetmiyor diye dövünüyoruz ki? Belki ileride bunları da konuşuruz. Neden olmasın? İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa lütfen sormayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, hatta kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar sizin için belki çok önemsiz ama benim için son derece önemli. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Sevgi, barış, dans ve müzikle.